Sosyal yardımlar konusunu Covid bahsinde detaylı anlattığım için söyledim ama Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refaha paylaşma... Öyle bir şey yok. Şu anda bütün insanlar görüyorsun değil mi? Hiçbirinin çoğunun cebinde çay parası yok, ekmek parası yok. Bunun sonu ne olacak? Bakkal iş yapamıyor. Büyük marketler başlamış gidiyor. İstediği gibi rakamlarla, fiyatlarla oynuyor. Ama garibanlar gidip bakkaldan bir ekmeği verisi alıyor. Bu yoksulluk nasıl yoksulluk yok? Bugün düşün şurada simitçi simit satamıyor. Pastacı pasta satamıyor. Kahvede çalışanlar hepsi zorda. Nasıl işsizlik yok, şeylik yok. Şu anda Türkiye'de insanlar ekmeğe muhtaç. Ben kendim emekliyim. 2100 lira maaş alıyorum. 680 lira doğalgaz gelmiş. 160 lira elektrik gelmiş. 140 lira su gelmiş. Kaç para kaldı bana? Hayat. Bu Türkiye'de şu anda insanların hepsi denize düşmüş bir yılan sarılır gibi sarılıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu böyle de gitmeyecek. Bu böyle de gitmeyecek tabii ki. Peki abi, pandemi döneminde 156 ülkeye yardımda bulundu Türkiye. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? 156 ülkeye yardımda bulunacağına Türkiye'de garibanlar bulunsun. Evin ekmek alamayanları götürsün. Zaten onlar dünya kadar insanları getirdiler buraya. Çalışmadı, herkes maaşını alıyor. Suriyeliler. Ondan sonra ama ev kirası yok. Elektrik parası yok, su parası yok. Adam 2100 lira, 2300 lira asgari ücret alıyor. Otobüse 1 lira olmadan binemiyor. Ama onlar akşamlar geziyor. Böyle adalet, böyle şey olmaz. İnsanlar önce kendi insanına yardım edeceksin. Fakirine yardım edeceksin, garibanına yardım edeceksin. Ondan sonra ama şey yok diyorlar Türkiye'de. Böyle bir şey de yok. Onun için biz her zaman da söylüyoruz. Önce kendi milletine, devletine yardım edeceksin. Sonra başkasına yardım edeceksin. Şu maskeyi alamayan insanlar var. Ceza yazıyorlar. Şu maskeyi alamayıp 1 lira parası olmayan insanlar da 1 lira. Ben kendim Çorlu'da Çağdaş Karadeniz'in dernek başkanıyım. İsmim Kenan Çetin. Benim de 100 tane, 150 tane üyem var. Adam pandemiden dolayı evde 4 kişi 4'e yatıyor. Evinde ekmek var mı diye soran yok. Biz aramızda toplayıp biz götürüyoruz. Anladın mı? Ben de şu anda 2 yıldan beri dernek başkanıyım. Her yıl Ramazan'da, Kurban'da ben burada kolye dağıtıyorum fakirlere, garibanlara. Ama benim şu andaki Türkiye'den toplanan şeyler dış ülke yardım olarak gidiyor. Türkiye'ye gitmiyor. Burada garibanlar ne olacak? Ölecek mi? Çünkü bunlar Türk vatandaşı. Devletini koruyan, milletini koruyan, asil kanında Türk kanı olan insanlar. Biz devletimizi satıp kaçmıyoruz. Savaş da olsa, ondan sonra deprem de olsa, yangın da olsa dış ülkedekiler toplayıp bağlı Türkiye'ye geliyor. Nasıl olsa bedava para var. Bedava ekmek var. Yani fabrikada işçi çalıştı, onlar çalıştırdı. Bizi de değil artık. Biz işe giremiyoruz. Niye? Ben 54 yaşındayım. Emekliyim. 2100 lira maaş alıyorum. Hiç nereye gidersem gideyim ben kimse şey almıyor. 54 yaşındasın diyor. O zaman bana ekmek ver kardeşim. O zaman buradaki insanlara bir şey de sağla. İş imkanı sağla. Para. Ben dernek başkanı olduğum halde 6 aydan beri ben de kiramı veremedim. Dernek kiramı. Kendi emekli maaşımla dönmeye çalışıyorum. Nasıl döneceğim? 250 lira aidatı var. Dernek kirası var, elektriği var, suyu var. Bir de ben kendi üyelerime artı yardım ediyorum. Nasıl yardım ediyorum? Gidiyoruz. Çok sevdiğimiz kardeşlerimiz, abimize, doğum iyi olanlara diyoruz ki bu insan gariban, fakir, buna bir kol verelim. Bir ekmek götürelim evine. Benim günde 10 kişi, 15 kişi arıyor. Yani yapacak bir şey de yok. Ama hep böyle de gitmeyecek tabii. Yani ben siyaset adamı değilim, ben belediye başkanı olmayacağım. Ben burada Karadeniz'den dernek başkanlığı yapıyorum. Yani ben hep şunu söyledim. Önce bana vatanım lazım, canım lazım.
Gerisi boş. Ben Avrupa Birliği'ni almamışlar. Onu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben önce buradaki garibanların, şu çöp toplayanların halini görmem lazım. Peki abi, Amerika'nın S-400'ler yaptırımını biliyorsunuz değil mi abi? Biliyorum. Bunun karşısında İncirli'yi kapatır mı Türkiye abi? İncirli çünkü kapatamaz ki. Kapatan adam kapatır. Nasıl kapatır? Ben kapatmışlar. Tabii. Ben bana bunu yapmıyorsan, vermiyorsan İncirli'sini kapatırım. Ben Türkiye'nin. Ondan sonra ama mefadı düşünüyorsam, o beni düşünmese ben niye düşüneyim? Mesela FETÖ vermiyorsan kapatırım diyebilirim. Kapatırım. FETÖ'ye karşılık şeyi verdik. Ne oldu? Cezaevinden çıkardık İzmir'de. Papazı verdik. Ne oldu? Papaz tatil yapıyor. Şeyde tatil yapıyor. FETÖ tatil yapıyor. Aslında normalde benim röportaj yapmam bile yanlış bir dernek başkanı olur ama insan, şunu söylüyorum. Biz de yıllardan beri bir partiye oy verdik. Gönül üyeyim de. Ama baktığınız zaman ben kendim için değil. Ben belki bir evim var. Ama adam şu an kirada oturuyor. Elektriğini, suyunu ödeyemeyenler var. Adam araba almış. Adam kredi ev almış. Pandem döneminde 15 gün evden çıkmıyorsun. 16. gün sana verdiği para 700 lira 15 gün için veya 900 lira. Kardeşim sen zaten 1500 lira kredi ödüyorsun evine. 1500 lira kredi ödüyorsun. Böyle bir şey var mı? Bu adam ne yapacak? Aç kalacak, hırsızlık yaptım diyorsun, cezası var. Böyle bir şey de yok. Önce kendi toplumumuzu, kendi milletimizi, bizden başka dostumuz yok. Hiçbir zaman dostumuz olmadı ki. Şu ana kadar da zaten olmayacak da bundan sonra. Ama tabii ki Türkiye'de bir kısıtlama var, kimse bir şey konuşamıyor. Belki ben de bildiklerimi hiçbirini konuşamıyorum ki, anlatamıyorum ki. Anlatsan suç, anlatmasan yine suç. Tıkarlar. İçi akını ara, içeri tıkarlar. Ona göre diyorum ben size. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Abi. Ekonomi var da ne bileyim yani, şu an gündemde virüs var. Aynen. Peki abi, Türkiye pandemi döneminde 156 ülkeye yardımda bulundu. Evet. Hiç duymadım. Yani Türkiye'nin kendi halkının zaten ihtiyacı var buna. Başka ülkelere yardım ediyor ama kendi halkının ihtiyacı var. Önce halkına yardım edelim. Asgari ücret mesela şu an çok kaç? 2 milyar 320 lira. Asgari ücretin olması gerekir zaten 3,5-4 lira arasında olması lazım. Onların vereceği en fazla 2,700-2,600 verecek. Yani bu da en fazla verecek. Bu da yetmez yani. Onlar simitten hesap ediyorlar ama. Simit çay abi. He aynen, yani şimdi bir insan her zaman simit çay yiyebilir mi? Simit çay da yesen adam, bunun kirası var, elektriği var, doğalgazı var. Şu su var, bu su var, yani yetmez yani. Onlar kendileri bir ay onu alsınlar bakalım, hani asgari ücret alsınlar, yetiyorsa biz de şey yaparız, tamam deriz yani, onlara yetiyorsa biz de şey yaparız yani. Şimdi onlar üst kademede olduğu için alt kademeyi görmüyorlar. Onlar şimdi maaşları yüksek, her şeyi yani bir eli yağlı bir eli ballı diyelim yani. Şimdi alt seviyeyi görmüyor onlar. Ne bileyim ya, işimiz çok zor yani. Vallahi ne bileyim. Peki yani. Abi, asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Yani dediğim gibi en az 3-3,5 olması lazım. Bu adamın kirasını şeyini falan düşünürsen en az 3-3,5 olması lazım. Şimdi bunun altında olursa ne bileyim yani. Bir yağ, şu an mesela marka vermeyeyim ama 61.90 bir yağ, hadi vereyim. Daha önce 5-6 ay önce biz bunu kaç alıyorduk? 40'a alıyorduk. 35 ile 40 arasında filan da. Bak. Her şeye zam gelmiş. Asgari ücret aynı. Enflasyon %14 denildi abi. Var mı bu kadar? %14 müdür enflasyon, gerçek enflasyon? Bence daha fazladır. Onlar kendilerine göre yorum yapıyorlar. Kendilerine, işlerine nasıl geliyorsa o şekilde şey yapıyorlar. Tamam kardeşim, hadi. Teşekkür ederim abi. Var abi. Kuru ekmek bulanlar aç değildir diyor. Ama bunu kendine, tabii sarayın yandaşlarına sormak gerek. Sadece liman 300 milyon lira bu yıl vergi borcu silindi. Dolayısıyla bunu söylemek çok basit olsa gerek. Açlık sınırı 2400 lira. İnsanca yaşama sınırı 8200 lira. Dolayısıyla hala işte işçiye, emekçiye %3-4 ama saraya %26 zam yapılıyor. Dolayısıyla söylemesi gayet doğal. Biz bunu çok yadırgamıyoruz. Sırf bu söylemlerinden dolayı
bu iktidarın, bu yönetimin düşmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü işçiden, esnaftan yana değil, köylüden, yoksundan, emekçiden yana değil, kadından, gençten yana değil. Bu sebepten dolayı halka dönük bir yeni yönetimi oluşması gerektiğini biz söylüyoruz, onun çalışmasını yapıyoruz.